Biliyorsunuz belediyelerin yaşadığı en önemli sorunların başında kaynak problemi geliyor. Ama bu iki boyutta değerlendirilebilir. Hem finansal kaynak hem de insan kaynağı. Biz bu iki boyutu da ele alan çok kapsamlı bir program tasarladık belediyeler için. Ve aslında amacımız bir fikri projelendirmek ve ona kaynak bulmak için nitelikli insan kaynağını nasıl yetiştiririz ve bu sistemi nasıl sürdürülebilir kılarız idi. Bu kapsamda 12 hafta süren, oldukça uzun süren, oldukça kapsamlı bir eğitim programına başladık Kasım ayında. Her hafta toplam 62 belediyeden, 62 farklı belediyeden 109 katılımcımız vardı. Bazı belediyelerimiz Barkovizyon kurdular, 15-20 katılımcıyla ekiplerle birlikte eğitimlerimizi takip ettiler. Her hafta bir teorik eğitim yaptık. Ardından o hafta içerisinde hem grup çalışmalarıyla hem bireysel olarak ödevler teslim etmeleri gerekiyordu bizlere. Ödevlerini tek tek okuduk. Eğitmen ekibimiz onlara geri bildirimlerde bulundu. Dolayısıyla aslında bayağı bir üniversite mezuniyeti gibi uzun soluklu bir program geçirdik. 12 haftalık eğitimin sonucunda belge almaya hak kazanan değerli kursiyerlerimi kutluyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Birimi ve SODEMSEN ortaklığında gerçekleştirdiğimiz proje uzmanlık eğitim programını uzun bir maratonun ardından tamamladık. Eğitimlerimizin ilk gününde çevrim içi bir toplantıda bir araya gelip düşüncelerimizi paylaşmıştık. Şimdi 12 haftalık bir eğitimin ardından bilgilenmiş ve önemli deneyimler elde etmiş bir şekilde yüz yüze bir araya gelme şansına eriştik. Bu eğitim programını tasarlarken amacımız, arzumuz belediyelerimizin ulusal ve uluslararası kaynaklar erişimini kolaylaştırmak için nitelikli uzman arkadaşlarımızı yetiştirmekti ve bu birikimi sağlamaktı. Şimdi 12 haftanın sonunda 62 belediyemizden 109 arkadaşımız bunu başarıyla tamamladı ve sertifika almaya hak kazandı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Mazeret değil, çözüm üretiyoruz. Asla ve asla şikayet etmiyoruz ve tüm engelleri aşmanın yollarını arıyoruz. Belediyelerimizin başarılı hizmetleri zaten kamuoyu nezdinde de görülüyor. Siyasi iktidar her ne kadar kara propaganda yapsa da vatandaş belediyelerimizin zorlukları aştığını ve vatandaşımız için çözüm ürettiğinin farkında. Tabii ülkemizde bir ekonomik buhran içerisinde en fazla da etkilenen belediyelerimiz bu anlamda. Ama vatandaşımıza şikayet etmeden hizmet etmek bizim başlıca görevimiz ve sorumluluğumuz. Nitelikli insan kaynağımız da bu başarıların artmasında en önemli etken olacak. Bu bakımdan siz değerli yol arkadaşlarımızın hazırlayacağı örnek projelerin her biri bizim için çok kıymetli olacak, çok önemli olacak. Bu konuda her birinize gerçekten güveniyoruz. Amacımız eğitimini tamamlayan arkadaşlarımızın hem kendi belediyelerine hem de bölgelerindeki belediyelere destek vererek başarılı bir süreci hep beraber yaşamak. Sayın milletvekilleri, değerli genel başkan yardımcım, Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, Tuzcuklu Belediye Başkanım, çok sevgili yol arkadaşlarımız. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Öncelikle hepinizin sosyal mesafeye uyarak oturduğunuzu görmekten mutlu oluyorum. İkinci mutluluğum salonda kadın ağırlığı. Proje konusunda kadınların tercih edilmesi olağanüstü güzel bir şey. Çünkü hem sabırlı hem sorunu çözmek için kararlılığı gösterir bir anlamda kadınlar. O açıdan projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi konusunda kadın arkadaşların yoğunlukta bulunması ayrıca beni mutlu etti. Projeyi niye yaparız? Bir sorun vardır ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordur. Sorunun çözülmesi konusunda o alanı bilen, düşünen insanların bir araya gelmesi lazım ve onunla uygun bir proje geliştirmesi lazım. Bir yol yöntem belirlemesi lazım. Dolayısıyla proje bu bağlamda düşünüldüğünde
yerelde belediyenin karşılaştığı bir sorun varsa veya size yansıyan bir sorun varsa veya uzun süredir çözülmeyen ama sürekli şikayet edilen bir konu varsa işin uzmanı olarak gelip size başvuracaklardır. Böyle bir sorun var, bunu nasıl çözelim diye. Veya doğrudan doğruya sayın belediye başkanı size diyecektir. Böyle bir sorun var, bununla ilgili bir proje üretin. Veya bir yerde bir kaynak vardır, o kaynağı alıp kullanmak istiyorsunuz ama diyorlar ki kaynağı size tahsis edecek birim diyor ki bu kaynağı size tahsis etmemiz için bize uygulanabilir bir proje getirmeniz lazım. Dolayısıyla bu projeyi hazırlayacaksınız. Bu konuda tabii ön eğitim almanız yeterli değil. Hazırlayacağınız her proje sizin eğitiminize ayrıca katkı verecektir. Dolayısıyla belli bir alanda bilgi birikimine ve derinleşmeye özen göstereceksiniz. Her proje sizin bilginizi artıracak. Artı her projenin bir başka avantajı daha olacak. Proje uygulanacak, göreceksiniz. Eksiklikleri var mı, yanlışları var mı onları da göreceksiniz. Daha sonraki projelerde bunu daha mükemmel hale getireceksiniz. Ayrıca benzer sorunu diyelim ki bir başka belediye yaşıyorsa oradaki arkadaşlarını da telefon edip biz bir proje hazırladık. Oldukça verimli sonuçlar elde ettik. Vatandaş son derece mutlu. Ama bize yansıdığı kadarıyla sizin beldenizde de böyle bir sorun var. Bu projeyi size gönderelim, siz de bundan yararlanın. Bunları yapmak zorundayız. Çünkü aynı zamanda bu dayanışma kültürünün gelişmesi açısından da son derece önemli. Çünkü bilgiyi kendi dar alanınıza hapsetmek dışında bilgiyi tam tersine geniş kitlelere aktarmak gerekiyor. İnsanların o bilgiden yararlanmaları, projeden yararlanmaları bir şekliyle zorunlu günümüzde. Bir başka önemli konu tabii kaynak sorunu. Projeyle kaynağı beraber düşündüğümüzde sorunun çözümü için var olan kaynağın en verimli ya da rantabl diyelim en verimli şekilde kullanılmasıdır. Yani bu bir anlamda proje demek kaynak savurganlığına yol açmamak demektir. Var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak ve ondan sağlanacak faydayı maksimize etmek demektir. Bu da sizin açınızdan çok önemli. Zaten sizin alanınıza giren konulardan birisi de bu. Kaynak var, proje var, sorun var, çözülecek. Ama bu kaynakla biz var olan sorunu en düşük maliyetle ve en büyük faydayla nasıl çözebiliriz? Bunu düşüneceksiniz. Türkiye'deki genelde sorun çözme mekanizması şöyle. Bir sorun önce oluyor, var olan sorun. Sorun giderek büyüyor, sorun büyüyor. Sonra ya biz bu sorunu nasıl çözelim diye insanlar bir araya geliyor. Sonra kaynak nereden bulacağız vesaire falan. Yani sorunun bilinmesiyle sorunun çözümü arasında uzun bir mesafe oluyor. Ve bu halkta bıkkınlık yaratıyor ve yönetimin halk nezdinde yıpranmasına yol açıyor. Var olan sorunu süratle çözdüğünüz zaman o zaman hem yönetime hem halkın yönetime duyduğu güveni de artırmış oluyorsunuz. Siz güzel bir eğitim aldınız, uzun süreli bir eğitim aslında. SODEM senin de katkısıyla bu eğitimi gerçekleştirdiniz. Önümüzdeki süreç içinde eğitimde boşluk da görebilirsiniz. Eksiklikler de görebilirsiniz. O zaman derhal yine bir araya gelerek, bugünkü teknolojik imkanlar size bunu da sağlıyor zaten. Bir araya gelerek, oturup konuşarak var olan projede ürettiğiniz çözümlerin bir başka ilde üretilen çözümlerle denkliğine bakabilirsiniz. Bu çerçevede de birbirinize katkı verirsiniz. Bu katkılar da sizin ürettiğiniz projeler açısından son derece değerli. Bilgi her zaman önemlidir. Bilgi sahibi olmak insanı toplum içinde saygın kılar. Ben şu projenin yürütücüsüyüm. Bu projeyi ben hazırladım, ekibimizle beraber hazırladık, birlikte hazırladık ve bu sorunu çözdük diye kendi iş dünyanızda da en azından mutlu olursunuz. Artı bu bilgiyi diğer çevrelere, sizin dışınızdaki çevrelere aktardığınızda da mutlu olursunuz. Proje yapmanın, projeyi hayata geçirmenin ve o projenin sonuçlarını görmenin de sizin yaşamınızda özel bir ağırlığının, özel bir öneminin olduğu inancındayım. Çünkü bir sorunu çözmek ve o sorunun çözümüne katkıda bulunmak son derece değerli.
Bu açıdan da bilginizi sürekli büyütebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. 21. yüzyılda sorun ortaya çıktığı andan itibaren sorunu çözmeye odaklanmak gerekiyor. Projenin de ana felsefesi zaten bu. Tekrar hepinizi yürekten kutluyorum, başarı diliyorum. Sizin projelerinizi ben de yakından izleyeceğim, ondan da emin olmanızı istiyorum. Başarılı projelere katkı verdiğiniz zaman, o projeler hayata geçip sorunlar çözüldüğü zaman, sizler mutlu olduğunuz kadar, yaşadığınız kentte insanlar mutlu olduğu kadar, emin olun bizler de çok mutlu olacağız. Çünkü biz yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ve bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Var olan sorunları çözmek, akılcı yöntemlerle çözmek, var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek sizin de, benim de, hepimizin de ortak görevi. Bu görevde umarım buluşacağız ve bu görevde başarılı olmak için hep birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepinize tekrar selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yürekten kutluyorum. Umarım başarılarınızı göreceğiz ve hep birlikte mutlu olacağız. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi öncelikle Mersin Bombay Belediyesi Sercan Güven arkadaşınızı buraya davet ediyorum. Çanakkale Kepez Belediyesi Pınar Şimşek arkadaşımız. Ömer Faruk Kayran. Dördüncü sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi. Beşinci sırada